şehitlerimiz ve gazilerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Akabinde İstiklal İlköğretim Okulu Müzik Öğretmeni Cansu Er Yılmaz yönetiminde İstiklal Marşımız okunacaktır. Bütün okullar bayrak filamı al. Dikkat! Emredersiniz komutanım.
Çetelerini atmalardan haber var mı komutan? Birkaç günden beri haber alamıyoruz efendim. Zannedersem onların işi bitti. Güzel. Artık Avni'ye de istediğimiz her şeyi rahat rahat yapabiliriz. Bulduğunuz her türlü çözdürün. Avni'yi de bir tek Müslüman Türk görmek istemiyorum. Hem de tersiniz komutanım. Zevkle. Kuvayi Milliye Derneği adına konuşmalarını yapmak üzere Sayın Dursun Yeşiloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Kahraman çeteler ve güzel düzüçinin güzel insanları. Kuvayi Milliye Cemiyet adına hepinize hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım. İşgalcilerle işbirliği yapılan yerli işgalci yandaşları Haruniye halkına her türlü işkenceyi ve tacizi yapmaya başlamışlar. Ellerinde bulunan mallarını ve silahlarını gasp etmişlerdir. Bu duruma dayanamayan Haruniyeliler kendi aralarında toplanarak çözüm aramaya başlamışlardır. Bostanlar sınırında Deli Kız Osman, Asaf Çavuş, Deli Hacı 5 yerli işbirlikçiyi öldürmesinden sonra durum daha da gerginleşmeye başlamış. Düşman kuvvetlerini daha da arttırmaya başlamıştır. Haruniyelilerin teşkilatlanmasına Sivas Kongresi sonunda Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilerek Andırın'a gönderilen Yüzbaşı Osman Tufan Bey ve Haruniye Nahiye Müdürü Şerkes Hüseyin Bey'in takdire şayan katkıları olmuştur. Yeniden toplanan çeteler Allahu Ekber nidalarıyla savunmaya geçmişler. Bu iman karşısında tutunamayacağını anlayan düşmanlar yarbaşını geçerek kaçmaya başlamışlardır. Bu çatışmalardan sonra 28 Mart 1920'de Haruniye'nin tamamı düşman işgalinden kurtulmuş, 96. yıl dönümünü kutladığımız bugün de vatanımızın kıymetini bilelim. Kuvayi Milliye ruhunu yaşatalım, vatanımıza sahip çıkalım. Tarihi milattan önce 1300'lü yıllara uzanan Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyeti içinde barındıran Düzici ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını coşkuyla kutlamaktayız. 28 Mart'ta Milli Kuvvetlerin son saldırısında Fransızlar ve Ermeniler büyük kayıplar vererek Düzici Ovası'nı terk etmiş, kanlı geçit sırtlarına kadar çekilmişlerdir. Böylece Düzici Ovası'nın düşman işgalinden kurtuluş sağlanmıştır. Milli mücadeleyi bütün güçleriyle yapanları, onun aziz şehitlerini ve Kuvayi Milliye ruhunu hala aramızda yaşatan günün mübarek gazilerini her zaman saygı ve minnetle anmak zorundayız. Vatan için şehit ve gazi olanları sevmesini bilmeyen milletler tarih sahnesinden silinmek zorundadır. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Namı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Saygıdeğer misafirler, kıymetli öğrenciler, canım Düzüçliler, ilimizin ve ilçemizin değerli yöneticileri, kahraman çeteler, basının değerli temsilcileri, ilçemizin güzel insanları, geleceğimizin teminatı, sevgili gençlik, sevgili öğrenciler, 28 Mart Kurtuluş Bayramı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Atalarımız gibi bizlerin de birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Gün birlik günüdür. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi bir kez daha saygı, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Saygılarımla. İnsan bu, su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim ise alın yazım
yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefen bir yatak, sana çabuk dur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yağlamın, varlık olun, giysin Antalya. Yüzüstü çok sürümlü, ayağa kalk Sakarya. Devlet büyüklerinden gelen fotoğrafların okunması. Düzücü içerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin emsalsız fedakarlığıyla, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesiyle kazanılan İstiklal Savaşı'nın her safhası bizler için birer gurur abidesidir. Bugün ecdadımızın bizlere armağan ettiği eşsiz zaferlerden güç alarak yarınlara güvenle bakıyor, ülkemizi bu asır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için inançla çalışmaya devam ediyoruz. Bu milli günümüzde İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, kıymetli vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı.